Michael Hitch, Karamel Yönetici Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Devamını isterseniz arkadaşlar tanıtsın mı kendisini? Evet. Hadi bakalım. Ben Alev Keleş, Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteriyim. Arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben Avustaki Köy Dernek Başkanı Ayrıca Kaykef'te Sayman'ım. Aydın Reşmer. Teşekkür ederim. Mustafa. Mustafa Doğan, Kaykef Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda genç komisyonundan sonra turnuvayı beraber olmalı. Evet. Aynı zamanda komite başkanıyım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanıma şey sorayım. Bu turnuvanın amacı? Turnuvanın amacı malum. Derneklerin bir arada olmasının amacı gibidir. Evet. Bölgenin kaynaşması, insanların bir arada olması anlamında dernekler. Turnuvanın da gençlerin bir arada olabilmesi, gençlik komisyonlarının gelişmesi ve yöremizdeki gençlerin birbirlerini tanıması anlamında bir vesile diye düşündük. Malum futbol gençleri daha çok cezbeden, bir araya getirebilen bir unsur olması nedeniyle biz dedik ki işte arkadaşlarımızla birlikte kurmuş olduğumuz komitenin bu etkinliği inşallah kısmet olursa sonuna kadar sağlıklı yürütecek ve akabinde bölgemizin gençlerini bir araya getirmiş olacağız. Devamında da farklı etkinliklerle temsil anlamında mutlaka belli yerlerde gençlerimiz bizi temsil edecekler. Bayrağı onlara teslim edeceğiz. Onlar belki de bizden inanıyorum ki daha iyi şeyler yapacaklardır. Bu vesileyle inşallah kardeşlik, barış ve spora yakışır bir turnuva olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar ilgi alakası öyle. Komitedeki arkadaşlarımız da olayın içerisinde olup hakimiyetindeler. Dolayısıyla genç arkadaşlarımıza buradan tekrar sesleniyorum. Mutlaka ve mutlaka dostluk içerisinde bir arada geleceğe örnek teşkil etmesi anlamında iyi niyetli bir futbol müsabakaları çıkarmalıdır. Başarılar diliyorum. Kazanan kaybeden olacaktır tabii. Onu çok ön plana çıkartmadan devamını diliyorum. Futbolla sınırlı kalacak mısınız yoksa daha da başka projeleriniz var mı? Hayır, tabii ki mutlaka olacak. Yani gençlik komisyonu başkanlığını aynı zamanda genel başkan yardımcımız Mustafa arkadaşımız yürütmekte çeşitli projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Buradaki birlikteliği oralara inşallah yansıtacağız. O vesileyle dediğinize katılıyorum. Devamı gelecek inşallah. Teşekkürsünüz. Öncelikle takımlara başarılar diliyorum. Turnuvamız centilmenlik içinde güzel sağlıklı çerçevesi içinde geçmesini diliyorum. Tabii ufak tefek sakatlanmalar olacak ama bu niyetler gayet temiz bir niyetler ve güzel bir niyetlerle yapılmaktadır. Goller vesaireler güzel bir şekilde atılıyor. Gayet güzel böyle atmosferimiz var zaten. Futbolcuya başarılı diyorum. Özellikle arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özel vakitleri zamanlarını ayırıp bizlerle komitede oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. İsterseniz kendilerini de onlardan tanısınlar. Arkadaşların da duygularını alalım. Öncelikle ben de tüm sporculara başarılar diliyorum. Birlik beraberlik dostluk içerisinde iyi bir turnuva olması dileğiyle. Bu kadar yani. Kendinizi bir tanıtın. Ben Süleyman Arslan. İlderi köyündenim. Takımıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi sizi tanıyalım. Ben Medet Çınar. Tufaktaş köylüyüm. Kaykepe ve bu turnuvada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılı bir sonuç için mücadele edeceğiz. İnsanlar bir araya gelmesi, globalleşen dünyanın futbol veya böyle şeylerle birleşiyor. Biz de bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki futbolun böylesi bir düşünce içerisinde bize zarar mı getirir, kar mı getirir, bu anlamda neler söylemek istersin? Yani bu insanları birlikte tutabilir miyiz? Ya da bunlardan başka etkinlikler düşünüyor musunuz? Tabii ki diğer etkinlikler de olabilir ama turnuvalar genellikle Sayın Adnan Menderes döneminde insanları daha biraz şey olacak ama uyutmak için futbola yönlendirin diyor ama evet. Ben de şöyle düşünüyorum, turnuva veya futbol insanları birleştirici bir yanı da vardır. Bundan sonraki turnuva olmasını ve insanları birleştirmek için bir araçtır diye düşünüyorum. Örneğin Karabel Dernekler Federasyonu'nda folklor tipinde bir şey olsa? Tabii ki sanat ağırlıklı olsa daha iyi olur. Güzel olur değil mi? Daha güzel olur. Etkinliklerimiz bundan sonra sanatsal olursa daha iyi olur. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.